Evet arkadaşlar, hızlıca Milis Linux'umuzun kurulumuna geçiyoruz. Klavyemizi test ettik. Hızlıca şu an adımızı giriyoruz. Vaktinizi almak için biraz hızlı şey yaptım. Hızlıca bir sunum yapıyorum. İsim girdik. Burada isterseniz yönetici kısmından ayrı şifre belirleyebilirsiniz. Şifre istemeden otomatik giriş yap diye diyebilirsiniz. Hızlıca kuruluma devam ederim. Yani Milis Linux'u işte tabi başta ISO'yu şey yapmak gerekiyor. USB ya da CD'ye yazdırmak gerekiyor. Şimdi disk alanımızı oluşturalım. Önce swap yani takas alanını oluşturalım. Takas alanı RAM tükendiğinde sistem takılmasın, donmasın diye şey yapıyor. Takas alanını kullanıyor. Yani takas alanının RAM yerine geçmez ama yani sistemin anlık donmasını falan şey az çok engeller. Şimdi ana sistemi kuracağımız alanı oluşturalım. Oluşturduk. VirtualBox'ta kurulum yapıyoruz. Takas alanı üzerine çift tıklayarak yaptık. Yani belirlemeleri üzerine çift tıklayarak yaptık. Yani çift tıklayıp sistem. Şimdi son kez kontrol ediyoruz ayarları. Ve bakıyoruz, sıkıntı yok. Her şey normal. Devam et. Şu an başladı. Arkadaşlar kurulum bitince ben yeniden devam edeyim. Burada biraz keseyim. Vaktinizi alayım. Kaç dakika geçtiğini de yazacağım. Şu an sistem kurulumunu bitirdik. Sistem kurulumunda belirlediğimiz şifre yine sisteme giriş yapıyoruz yeni sisteme. XFC4 masaüstü ortamında geliyor Milis Linux. İlk olarak yeni bir sistem kurulumunda hep baktığım şey sistemin kernel sürümü ne diye geçti. Gördüğünüz gibi sistem 4.17 kernel'la geliyor. 4.17 gerçekten güncel bir kernel. Genelde dağıtımların %90'ı güncel olmayan 4.9, 4.14 gibi uzun süreli stabil kernel'ları kullanırken Milis Linux 4.17 gibi güncel yeni bir kernel kullanmış. Şimdi paket kurulumu sistem güncellemesini yapalım. Değildi. Buraları hep kesmem lazım da. Şimdi MPS-G yaptığımızda sistem paket ve veri tabanını güncelliyor. MPS-çift G yaptığımızda hem veri tabanını güncelliyor hem de sistemde olan güncellemeleri tamamlıyor. Şimdi uygulamalara bakalım. Sistemde gelen uygulamalar neler? Tabii yok. Önce şey yapalım. Yaptığımız Milis Linux için hazırladığımız Milix ikon setini kuralım. Kurulumunu yapalım. İkon setini opendesktop.org sitesinden indirebilirsiniz. Milix ismini orada var.
Şimdi bu ana sayfada yeni olduğu için ana sayfada yer almakta. Ama daha sonra ana sayfada yer almayacağı için arama kısmından erişebilirsiniz. İşte burada açıklaması var. Düz güzel bir ikon teması diyor. Linux için hazırlandığını belirtmiş. Linux'un aynı zamanda web adresini ekledik. Aşağıda kurulum talimatları var. Linux'un ana sayfasında indirmeyi yapabilirsiniz ISO dosyasını. Kurulum talimatları da şey diyor, çıkan Milix klasörünü diyor, kopyalayın diyor. Aşağıda belirtilen lokasyonlara, dizinlere. İşte genel olarak diyor, USR Shares Icons dizinine veya işte diyor, home'un altına gizli klasör nokta lokal Shares Icons klasörü diyor. Direkt şey de yapabilirsiniz, home klasörünün altına Icons nokta icons diye klasör açıp oraya da atabilirsiniz. Şimdi duvar kağıdımızı ayarlayalım. İkon setimizi çıkartalım. Nokta icons böyle yazdığım şekilde gizli klasör oluşturacaksınız. Milix klasörünü nokta icons'un içerisine atacaksınız. Şimdi bitti. Kurulum bitti. Masaüstü duvar kağıdı tamam. Şimdi ikon setini ayarlayalım. Orada da açıklama yazmayı unutmuşuz da onu da bir dahaki sürümde ekleriz. Şimdi ikon setimiz hazır. Gördüğünüz gibi. En sevdiğim konseptlerin bir parçası 3 birim konsolun ikonu güzel oldu gerçekten. İşte daha rahat görmek için ikonları büyütek biraz. Şimdi sistemde gelen uygulamalara bakacağız. Sistemde neler geliyor? Genel ayarlar, ayar uygulamaları. Çoklu ortamda Pulse Audio ses denetimi, BLJ Player, Vox Screen, ses görüntü kaydı için. Ondan sonra donatılarda işte araçlar, ekran görüntüsü alıcı filan. İşte geliştiricilerde yeni var. Mesela geliştiriciler kısmı genelde boş olur. Düşünmeleri güzel olmuş. Çok yer kaplamaz zaten ISO'da. Bu tür araçlar. Boyutları küçük olur. İşte bu. Onu büyük ihtimal ileride ekleyecekler. Eklendiği zaman bir dahaki güncellemeler de gelecek. Grafik kısmında görüntü işleme aracı var. Photoshop yerine geçecek. GIMP. Sonra görüntülerinizi incelemek için bir araç var. İnternet kısmında Firefox var. Hexchat uygulaması var. Diğer tarafta sistem uygulamanda GPartner var. GPartner'ı çoğu dağıtım koymuyor. GPartner hakikaten USB aygıtlarınız olsun, Yandex açmak için olsun çok işe yarayan bir araç. İşte sistemde bu araçlar geliyor sistemle birlikte sistem içerisinde. İşte başka ne yapabiliriz? Başka. İşte Chrome kurulumunu göstereceğim birazdan. Gördüğünüz gibi ikon setimiz uyum sağladı. Şimdi Chrome kurulumunu geçelim. Şimdi Chrome kurulumunu nasıl yapacağız? Chrome'un kendisi web sitesine gireceğiz. Web sitesinden bir tane şey kurulumu dev paketini indireceğiz. Önce bir kontrol edelim. Chrome var mı?
paket yöneticisinde bazen olabiliyor. Genelde sistemde Google Chrome Stable diye geçiyor. Onu bir kontrol edelim. Depoda olmadığından emin olalım. Bazen kurulumunu yapıp da sistemde olabiliyor. Sistemde yok. Yok, sistemde kesinlikle Chrome adında bir paket yok. Chrome'u yanlış yazdım galiba, o yüzden bulamadım. Şimdi bakalım. Kuruluma geçelim. Kuruluma. Bu yapacağımız kurulum aynı zamanda PC Linux olsun. Fox Linux olsun. Ondan sonra Pardus olsun. Yani herhangi bir Linux sisteminde bu yapacağımız, uygulayacağımız yöntemi kullanabilirsiniz. Firefox da son sürümde geliyor. Ama işte bazı insanlar da işte Chrome'u araçları için kullanıyor. Chrome'u da kurulumu göstermek gerekiyor. Bu yapacağımız yöntem kesinlikle bir şey değildir. Sistemle alakalı, dağıtımla alakalı bir uygulama değildir. Her türlü Linux sistemde Arch olsun, Arch tabanlı olsun, işte Fox tabanlı, Milis tabanlı, işte ondan sonra PC tabanlı, Debian tabanlı dağıtımlarda bu uygulayacağımız yöntemi kullanabilirsiniz. İşte bu arada oynayana kadar biz yeni paket kurmayı deneyelim. Inkspace de yoktu sistemimizde. Inkspace'i de ekleyelim. Inkspace diyorum. Onu da yanlış telaffuz ediyorum. Aklımda hep Inkspace diye kalmış. Arkadaş, telaffuz sıkıntılarını. Benim şimdi 6 megabit internetim var. Bu indirme hızını ona göre göz önünde bulundurun. 6 megabit Türk Telekom bulunduğum yere çok iyi hizmet veremiyor ne yazık ki. Altyapım biraz kötü. Aynı şekilde Debian olsun, Ubuntu olsun, depolarımda da aynı yavaşlık söz konusu. Şimdi indirdik dev paketimizi. Ne yapacağız? Dev paketini herhangi bir dizine atacağız. Bu dizin önemli değil. Sadece dosyaları içinden ne çıktığını görebilmemiz için herhangi bir dizini oluşturun, içine atın, buraya çıkartın boş dizine içindeki dosyaları. Şimdi çıkan klasör kontrol değil, data. Bize data klasör lazım. Chrome'un dosyalarının olduğu kısım. Inkspace kurulmuş. Bu arada canavar gibi çalışıyor. Evet. Şimdi bu 3 dosyayı görüyorsunuz. Bu 3 dosya sistem klasörlerini açacağız. Bunun için root yetkisinde açmamız gerekiyor. Root yetkisinde sudo diyerek tunlar dosya yöneticimiz. İşte XVC kullandığım için tunlar. XVC kullanmasaydın, KDE kullansaydın Dolphin olacaktı. İşte XVC kullandığımız için tunları da açıyoruz dosya yöneticisini sudo etkisi ile birlikte. Geldik şimdi home klasöründeyiz. Buradan kök dizine geçiyoruz. Dosyaları kök dizine atmamız gerekiyor. Bu dosyalar çıkan dosyaları. Çıkan dosyaları alıyoruz. Buradan kök dizine yapıştır. Kök dizine yapıştırdık dosyaları. Şimdi bir deneyelim. Olmuş mu? Deneyelim. Çalışacak mı? Kuru konsola geldi. Heh. Şimdi diyor ki, ne diyor? 4755 yetkisini vermen lazım diyor şu yukarıdaki dosyaya. İşte bu dosyaya 4755
yetkisi vereceğiz. Bunun için sudo yetki için chmod verme komutu, yetki verme komutu 4755 yazıyoruz. Yukarıda yazan dosyaya opt klasörünün altında aynen yukarıda yazdığı gibi yukarıda yazan dizine. Şimdi yetkiyi verdik. Bir de şimdi deneyelim çalışıyor mu? Evet, Chrome çalıştı. Sorunsuz bir şekilde Chrome'u da yüklemiş olduk sistemimize. Yükleyemeyen arkadaşlar olursa işte yorumlara atın. Yapamayan olursa açıklayıcı olarak anlattığımı düşünüyorum. Milis Linux'a sayfasına bakarak tarayıcımızı test etmiş olduk. Buradan paket yönetiminin komutlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar atmış web sitesine paket, Milis Linux'un paket yönetiminin komutlarını buradan inceleyebilirsiniz. Hatayla karşılaşırsanız yine soru kısmından, forum kısmından yazabilirsiniz. Bu videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Sosyal medyadan atabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Chrome aracımız da çalışıyor. Şu an kuracak başka bir şey kalmadı herhalde. Sistemimiz hazır durumda. Bütün araçlarımız için de sorunsuz bir sistem. Kesinlikle az çok az kaynak harcar. Çok düşük sistem gereksinimli, 2 GB RAM gibi düşük sistemleri kurabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dilerim.